Piri Türkistan Ankara Keçiören Belediyesi her yıl yurt dışındaki bir kardeş şehrinde iftar programı düzenliyor. Başkan Mustafa Ak, Kazakistan'ın Yesi, Türkistan şehrinde Kadir Gecesi düzenleyecekleri iftara davet etti. Hem Kazak Müslümanlarla kucaklaşmak hem de temaslarda bulunmak üzere heyete dahil olduk. İstanbul'dan 4,5 saatlik bir uçuşla Güney Kazakistan eyaletinin başkenti Çimkent'e vardık. Oradan uçsuz bucaksız bozkırın içinde iki saatlik bir yolculukla tarihi Yesi, Türkistan şehrine ulaştık. Çin'in doğusundan Anadolu'ya kadar olan geniş alan tarih boyunca Türkistan olarak isimlendirildi. Ruslar bu alanın önemli bir kısmını işgal edince Türkler arasında birliği bozabilmek, bölgeye sınırlar çizebilmek için Türkistan coğrafi tanımlamasını ortadan kaldırmaları gerektiğini düşündüler. Kazakistan'daki Yesi şehrinin ismini değiştirdiler. Türkistan ismini bu küçük şehirle sınırlandırdılar. Yesi, Piri Türkistan, Türki Türken, Piri Piranı Türkistan olarak da anılan 1166'da vefat etmiş Hoca Ahmet Yesevi'nin şehri. Şehrin merkezinde Orta Asya bozkırlarında görkemli bir eser olarak yükselen Ahmet Yesevi Türbesi bulunuyor. Türbenin inşa emrini 1400'lü yılların başında emir Timur veriyor. Timur, inşaatta bizzat çalışıyor ve her aşamasını takip ediyor. Türbe bitmeden Timur ölüyor ve inşaat yarım kalıyor. 1864'te Rus işgali sırasında türbe bombalanıyor ve hasar görüyor. Türbe en son Tika tarafından restore edildi. Yesi de 1992'de Türkiye-Kazakistan ortaklığıyla inşa edilmiş bir de üniversite bulunuyor. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk hoca ve öğrencileriyle Kazakistan'ın en saygın üniversiteleri arasında yer alıyor. Uçsuz bucaksız ve ıssız bozkırın ortasında yetişmiş Ahmet Yesevi kimdir? İsmi nasıl olup da asırları ve sınırları aşıp bugüne bu topraklara kadar ulaşmıştır? Türkler, Hz. Peygamber'in Hakk'a vusatının hemen ardından 650 yılından itibaren Müslüman olmaya başlıyorlar. İslam, Orta Asya bozkırlarında çok hızlı bir şekilde yayılıyor. 11. yüzyıla gelindiğinde Kaşgar, Belh, Merv, Yesi, Nişabur, Balasagun, Hive, Sayram, Rey, İsfahan, Harezm ve elbette Semerkant, Buhara gibi Türk şehirleri Medine'den sonraki en büyük ilim ve medeniyet merkezlerine dönüşüyorlar. Farabi'den Gazali'ye, Feridüddin-i Attar'dan Buhari'ye, Harezmi'den i̇bn Sina'ya kadar çok sayıda İslam alimi Bozkır'ın bu ilim merkezlerinden yetişiyorlar. Bu ilim şehirlerinden dünya tarihini etkileyecek üç tarikat da çıkıyor. Nakşibendiye, Kübreviye ve Yeseviye. Bozkır'da doğuyor. Dünyanın neredeyse yarısında etkili hale geliyorlar. Buhara'da Yusuf Hamedani'nin öğrencilerinden gücü duaniye nispet edilen Nakşibendi tarikatı, Güneyde Bangladeş, Hindistan, Pakistan'ın batıda Hazar güneyinin Müslümanlaşmasını sağlıyor, Anadolu'ya kadar uzanıyor ve bugün bile ayakta duruyor. Yeseviye tarikatının nispet edildiği Ahmet Yesevi de Yusuf Hamedani'den ders alıyor. Tarikat doğuda Kaşkar, kuzeyde Sibirya, Kazan'a kadar yayılıyor. Anadolu'yu İslamlaştırıyor, Balkanlara kadar uzanıyor. Yesevi dervişleri, halkalar halinde sınır boylarına yerleşip gönül fetihleri yapıyorlar. Ordular, dervişlerin arkasından geliyorlar. Ahiyani Rum, Gaziyani Rum, Baciyani Rum, Abdalani Rum, Türkistan, Horasan, Anadolu erenleri Yesevi tarikatıyla bağlantılı şekilde Anadolu ve Balkanları Osmanlı'nın fethine hazır hale getiriyorlar. Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş da Yeseviye'nin ikliminde doğuyorlar. Yesevi'yi bir tarikat olarak 19. yüzyılda Ruslar tarafından tamamen ortadan kaldırılıyor. Ancak Yesevi dervişlerinin yaktıkları ışık, coğrafyamızı aydınlatmaya, ayakta tutmaya, tutkalımız olmaya devam ediyor. Bugün sahip olduğumuz toprak, bayrak, istiklal ve maneviyat hiç şüphesiz Mekke ve Medine ile birlikte Orta Asya'daki Türk İslam şehirlerinin parlak dönemlerinde şekillendirilmiştir. Önce Moğollar… Ardından Rus çarlığı o topraklarda medeniyetimizin izlerini silmek istese de gönül coğrafyamızın her köşesine etki edememiştir. Yeni bir medeniyet tasavvuru hiç kuşkusuz Mekke ve Medine ile birlikte Semerkant, Buhara, Yesin'in mirasını keşfe bağlıdır. Nereden ve nasıl geldiğimizi bilmeden karşımıza çıkan sorunlarla baş edemeyiz. Fetullahçılık denilen illet, Biraz da köklerimizle irtibatın kesilmesiyle kendisini alan buldu. En çok da köklerimize saldırdı. Fetullahçılık Mekke, Medine, Kudüs, Semerkant, Buhara, Yesi, Konya, İstanbul'un Washington'a taşınması gibi alçakça, sinsice bir projeden başka nedir ki? İşte o illet, Fetullahçılık illeti şimdilerde Kazakistan'a nüfuz etmeye, orayı işgal etmeye çalışıyor. Moğol ve Rus işgalinin ardından medeniyet merkezlerimizdeki tüm izleri silmek için Fetullahçılık bölgeyi tehdit ediyor. Bunu da gelecek yazıya bırakalım. Okuma notu Ahmet Yesevi'yi anlamak için Hayati Bice'nin Hoca Ahmet Yesevi kitabı 2016 Ankara Ahmet Yesevi Üniversitesi yayınları Anadolu'nun Müslümanlaşmasını anlamak için Ercan Yıldırım'ın Anadolu'da İslam Ruhu kitabı 2014 İstanbul Dergah Yayınları